çalışıyor. Burası bilim grubum. Burası bizim. Evet. Evet sayın seyirciler. Çok merak ediyorum. İlk gelen, ilk fark eden kim olacak? Acaba? Şeyler dökülmüş mü? Dökülüyor. Sim mi? Kimse fark etmedi. Fark etti. Üç kişi var ama kim olduklarını ben görmüyorum. Dört kişi var, yine görmüyorum. Neyse, görürüz. Biz polyester vazoyu boyadık. Aha, Ceylin'miş. Ceylin geldi. Ceylo. Bebiko. Ceylo. Neco. Nevriye geldi. Esra Özdoman hiç katıldı. Ayşegül Şanlı Kahraman. Şermin Tuncer. Aa, Diva Diloş burada. Neslihan. Burası bizim okul. Burada rahatız. Arkadaşlar, gördüğünüz polyester vazoyu biz boyadık. Nasıl boyadık? Glaze ile birlikte renkleri çok hafif sürdük ve sildik. Ana rengi kemik yaptık. Sonrasında antikoyun ile eskittik. Necca. Eskittik. İşte böyle. Verniğini attık. Şimdi üzerine sıvı varakla son ışıltılarını yapıyorum. Şuranın lambasını açsanıza. Belki. Ben zor görüyorum çünkü. Selamlar. Arkadaşlar, bu akşam geri dönüşüm projelerinde yayında olacağım. Sakın beni yalnız bırakmayın. Burası benim grubum ama orası benim grubum değil, biliyorsunuz. Kasılıyorum orada. Bayağı bir geriyorum kendimi. Ayşegül Şanlı Kahraman, okuldan yeni geldim. Ana bildirim. Ya öyle, bazen böyle havamda oluyorum. Zırt pırt yayınlarda olabiliyorum. Birazdan bir yani. Evet. Şimdi burada tele transferle bir suplalar yapacağım. Birini yapıyorduk. Aa dedim, bunu yayında da yapayım. Bu obje, evet, çok özel bir obje ya vallahi. Her yerde bulabileceğiniz bir obje de değil. Bakın, şimdi fark ediyor musunuz? Sıvı varakla döndükten sonra nasıl ışıldıyor. Altta zaten titanyum antik altın yaptık. Üste benim muhteşem beğendiğim sıvı varağı yapıyoruz. Tabi bu da kursiyerin. Bunları yapıyorum. Hiçbiri de bana kalmıyor. Adaletsizlik yani. Hoş geldin Zehra. Bir telamız var. Nasıl romantik, nasıl romantik. İnanamazsınız, onu yapacağım. Yani yapıp dedim, resmini atacağım ama yayın açalım. Nasıl da burası bizim okul. Burada ben rahatım. Öyle germiyorum kendimi. Şurada bir orak var, onu da parlatalım azıcık yani. Adalet. Şöyle azıcık saçlarına da ışıltı verelim kızların. Sibel Piliç. Bak. Seni gördüm, mutlu oldum demiştin. Gel sanat evine bir yayın daha açayım dedim sana. Evet, şuradan da bir şey geliyor. Kuşakları. Şöyle buradan da saçlarına biraz atalım. Varaklar. Yani parlasın. Şurada bir başaklar var elinde. Kemer zaten olmazsa olmaz. Evet. Hmm.
Vallahi şu an ne mi yapıyoruz? Yapılmış bir objenin detaylarını varakla öne çıkartıyoruz. Sıvı varakla. Daha da özel hale getiriyoruz. Daha şıkır şıkır, daha keyifli. Şöyle. Teşekkürler Nurhan Hanım. Yani yapıyoruz aklınızın kenarında. Şurada bir yayında da böyle yapıldıydı diye kalsın. Bizim için yeterli. Değil mi yani? Kıskanabilir. Şuradan da yapalım. Bunda var zaten. Şurada da şöyle var. Şöyle baskınlaştıralım, belirginleştirelim. Sıvı varak, yeniden söyleyeyim arkadaşlar. Vernik attıktan sonra uyguluyorsunuz. En son işlem. Sıvı varağın üzerine vernik uygulamıyorsunuz. Uygularsanız kararır. Zaten sıvı varak durdukça daha böyle antik bir hava alacak. Yıllar içerisinde. Güzel olacak diye düşünüyorum. Atmayacağım. Elbisesini attın, öbürküleri de atsana ama diyor da. Kıskanacaklar. Kıskansın. O takımın lideri. Yani bir vasfı, bir özelliği olsun kızın. Peki. Neyse, şunlara da hadi girelim azıcık. Kıskanmasınlar mademse. Biz böyle. Çok adaletliyiz. Çok bildiğin gibi. Omzu her şey de aynı olmasın. Neyse, bunu attık. Şöyle bir alta da geçeyim. Gelişi güzel. Yani şu an emsalsiz bir vazo oldu diye düşünüyorum. Çocuğuna falan bırakabilirsin. Kendi buldun, değil mi? Sen buna çiçek de dikersin. Hayır canım. Böyle tek. Çiçek objeyi bulur. Bence öyle. Tek başına hiçbir şey koymayacağız. İşte bu çok güzel. Tek başına bir yeterli. Sonra ben çalışırken dünyayı görmeyip. Evet bakın, baskın renkler bilerek kullanmadık. Burada cırt cırt kırmızılar, pembeler olsun istemedik. Glaze'le boyayı sürdük. Sonrasında sildik. Şimdi size yaklaştıracağım. Tabii ki vernik yapıldı. Evet. Şimdi geliyorum. Hazır mısınız? Yani detaylar arkadaşlar. İşte bacaklar. Böyle şov. Çok şovmendir kızlarım yani. Bildiğiniz gibi değil. Bakın. Evet. Bu objemizi şu an Allah'ın izniyle bitirmiş bulunuyoruz. Nuray'cığım, bunu sıvı olarak kullandınız. Fırçayı da yıkamıyorsunuz. Neden yıkamıyorsunuz? Yıkasanız da bir işe yaramıyor. Bizim kursiyer yıkamaya gidiyordu. Solvent zaten o. Tinerli. Anca tinerle çözülür. Donuyor. Kemik gibi oluyor. Fakat yeniden sıvı varağın tinkturuna fırçanı soktuğun zaman o yeniden çözülüyor. Sıkıntı yok. O varak fırçan yani. Vazomuzu Zeus'un kızlarını lütfen resim köşemize getiriniz. Zeus'un kızları bitti. Kurutma. Hayır. Varak bir gün sonra kuruyacak. Bakın şimdi şöyle bir tane transferimiz var. TT-121. Soft, romantik, fevkaladenin fevkinde bir desen. Şimdi
Şimdi bu desenle biz bakın ne yaptık. Bir supla yaptık. Ama bu suplayı niye yaptık? Benim kursiyerim arkadaşım gardırobunu yenileyecek. Onun kapaklarına bunu koyacağız. Romantik olacak. Hediye edeceksiniz diye düşündüm diyor Nermin. Fazlayım mı? Benim bile yok. Nasıl hediye edeyim? Ortadaki benim. Evet. Teşekkür ederim Nuran. Teşke. Şu ay çöreğimi de şuradan alır mısın? Şimdi tripodun görünümü. Ay evet. Aha. Yayın kesildi. Ana. Çarptık. Yayın gitti. Şimdi gelecek geldi. Geldi. Ya görüyor musunuz? Yayın dondu. Şu an bende geldi ama karşı tarafa gittim. Hiçbir fikrim yok. Neyse. Telamızı bakın önce yerleştirdim ama yanlara elimle yapıştırmıyorum. Kanallarım var. Şunu biraz çekeyim. Şuradan görürsünüz. Kanallara bastırarak kırıştırmadan giriyorum. İnşallah yayın kesilmez. Şu anda iyi. Esnete esnete. Kabarıklık kalmayacak şekilde bakın tüm yan hatlara yedirdim telayı. Şu an görüyorsunuz değil mi? Yanlar bakın. Yanlar çökerttim. Çökertmeden çıktın da Halil'im. Şimdi aşağıya doğru kavis verirken kesiyorum. Kesiyorum ki esnemesin. Her zamanki gibi zımpara kesmek de yardımcı olacaktır. Şu an elimdeki zımparanın haşatı çıkmış galiba. Ya atölye ortamında her şey olabilir. Nispeten. Yani ona baktım acaba daha mı iyi diye. Nispeten. Tamamen yanlarda da tela olsun istediğim için böyle yani aşağı eğerek kesiyorum. Yani direkt bir ölçüye göre kesmedim. Eğer direkt yapsaydım ara kanallara girdiğinde yanlar bana kısa gelecekti. Sabana koydum. Genelde kokuyor yani. Bakın şu an gördüğünüz gibi kanallar tamamen belirgin. Bunlar çok güzel sütlü olabilir. Baksanıza müthiş bir pazar kahvaltısı için falan. Ne kadar güzel olur. Biz çok beğendik. Çok romantik. Benim gardırobumda çok daha romantiktir. Yani... Bir daha yayın giderse kapatıcıyım. Gidene kadar bir tane daha çalışalım.